Ya kravat bağlamak ne zor iş ya. Ben bağlayana kadar düğün bitecek. Gel buraya, gel buraya. Beceriksiz havuç. Hem kravat bağlamayı beceremiyorsun, hem de cep telefonu istiyorsun. Ya kravat bağlamasını öğrenince cep telefonu alacak mısın baba? Hayır. Ama söz vermiştin. Oğlum ben almasını alacağım ama Milli Eğitim Bakanı izin vermiyor ki. Çocuklara cep telefonu almayın diyor. Ne yapayım, devlete karşı mı geleyim? Ne yani? Benim cep telefonum Bakanlar Kurulu kararında mı kaldı? Oğlum böyle kıpırdamaya devam edersen Bakanlar Kurulu da gelse bağlayamayacak bu kravatı. Ha. Sakın kısa olmasın baba. Zaten boyumuz kısa, cep telefonumuz da yok. Bari kravatımız uzun olsun. Bu gece birkaç tane isim var aklımda. Ne ismiymiş bunlar? Kız isimleri. Dansa kaldıracağım. Kulaklarına güzel şeyler söyleyeceğim. Hepsini ezberledim. Oğlum ne zevk alıyorsunuz şu düğün dernek işinden anlamıyorum ki. Gidiyorsun oturuyorsun oraya, fönlü saçlı bir piyanist şantör çıkıyor, emirler yağdırmaya başlıyor. Çocukları sahneden indirin, haydi eller havaya, hop baro. Genç çiftleri sahneye davet ediyorum, ona. Ne yapacağımıza şarkıcı karar verecek. Ablan hazır mı? Değil baba. Kadın milletini bilmez misin? Hazırlanmadı daha. Hadi çıkıyoruz, hadi hadi biraz çabuk, hadi 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 hadi. Böyle bir şeyi asla bir kadından duyamazsın. Neyi? Kadınlar hiçbir zaman erkeklerden önce hazırlanıp da hadi çıkıyoruz demez. Ben bizzat annenle 15 yıllık evliyim, daha bir gün bile Haluk hazırsan çıkıyoruz dediğini duymadım. Yok yani, tarih yazmıyor böyle bir şeyi. Doğru söylüyorsun baba. Ben de 12 yıldır hayattayım, ablamdan böyle bir şey duymadım. Duygu kızım hadi, hazır değil misiniz? Adamlar evlendi çoktan, çocukları bile oldu be, siz hala hazır değilsiniz. Tamam ben hazırım. Hiç uğraşma baba, gelmez. Kim bilir neler takıp takıştırıyordur şimdi. Sen bir de anneni gör. Hazırlandıktan sonra 45 dakika ayakkabılık civarında dolaşır. Bu nasıl olmuş? Elbisemle uymuş mu? Bu elbise nasıl? Beni şişman gösteriyor mu? Ana! Hanımefendi aslında şişman değil, elbise onu şişman gösteriyor. Baba 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 baba. Ben bir gün bile kalkıp da bu elbise beni Kadir İnanır gibi gösteriyor dedim mi? Demedim. Kardeşim şişmansan şişmansın işte. Olacak şey değil. Yani sen şimdi git Akrep Nalan'a istediğin elbiseyi giydir. Zayıf gösterebilir misin? Gösteremezsin. Yani tekstil bilimi o kadar gelişmedi ki. Keşke öyle bir elbise olsa baba. Beni uzun gösterdi. Düğündeki bütün kızları tavlardım. Sen ol. Kadın ne giyerse giysin. Aa, çok yakışmış de. Çünkü eğer aksini söylersen, eğer ya acaba başka bir şey mi giyseydin, bu pek yakışmamış dersen bittin. En az 2 saatte evden çıkamazsın. Ben hazırım. Bu nasıl olmuş baba? Çok güzel olmuş. Evet evet, çok güzel olmuş. Çok güzel, güzel olmuş, çok. Yok o, diğeri daha güzel. Hemen denerim. Bak bak bak, gördün mü? Beğendik ama yine değiştirmeye gitti. Meltem, hadi be güzelim, hadi. Ben hazırım. Ay oğlum sen ne güzel olmuşsun böyle, ne kadar yakışmış. Ana! Bu ne? Ne? Uzun etek giydim işte Haluk. İstersen çıplak gidelim düğüne Meltem Hanım. Ay gene neler saçmalıyorsun sen ya? Saçmalayan biri varsa o da sensin. Üzerine bir şey giymeyi unutmuşsun. Sevda Demirel bile senin yanında tesettürlü kalır. Üzerimdeki çok güzel bir kıyafet bir kere. Hiç de güzel falan değil bayan personel müdürü. İğrenç bir kıyafet. Ama baba sen demiştin ki kadının kıyafetini hemen beğeneceksin. Sen karışma uç. Sen niye taktın Haluk? Seni... Göğüslerin ortada. Hiç de değil. Bu kıyafete bu kadar dekolte çok normal. Sen düğüne bu kıyafetle gideceksin. Ben de senin yanında erkeğim diye duracağım öyle mi? Baba 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 baba. Ay sen ne erkekmişsin be? Her gün erkekliğini kanıtlamak zorunda mısın? Her gün unvanını korumak zorunda mısın? Bay Arsiklet Abidin. Evet zorundayım. Eğer sen düğüne bu kıyafetle gidersen ortada ne erkeklik kalır ne de unvan. Biterim ben, mahvolurum yani. Giderim buradan, terk edeyim bu ülkeyi. Senin ne tür bir erkek olacağın beni hiç ilgilendirmiyor Haluk. Sen benim kıyafetime karışamazsın. Karışırım. Ben bu düğüne bu kıyafetle giderim Abidin. Sen o düğüne bu kıyafetle gidemeyeceksin bayan personel müdürü. Mutfak. Mutfak. Bu
Haluk ne yapıyorsun sen? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Benim dekolten var mı? Yok. Dekoltesi olan sensin. İki çocuk annesi kadının giydiği kıyafete bak hele. Ana. Haluk, düğüne gidiyoruz. Gece kıyafeti giymem çok normal ve her gece kıyafetinde biraz dekolte olur. Bu çok normal. Allah Allah. Çok normalmiş. Kim diyor bunu? Adettir bu. Adetmiş. Baba 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 baba. Atalarımız siper et göğsünü dursun mu ayansızca akın demiş. Aç göğsünü düğüne git dememiş ki. Haluk sen hiç özel gece, düğün dernek nedir bilmez misin? Gayet iyi bilirim. Hah işte öyle gecelerde insanlar özel şeyler giyer. Aman aman Meltem Hanım özel şeyler giyecekmiş. Gören de hıncal uluş kıyafetine not verecek zannedecek. Şuraya bak. Meltem Hanım'ın elbisesinin altına bu ayakkabıları hiç yakıştırmadık. Olmuyor, olmuyor diyor ve hemen çıkarmasını söylüyoruz. Haluk moda bu. Sen anlar mısın modadan bilir misin? Kadıköy'dekinden bahsetmiyorum. Modaymış. Üç tane like modacı bir araya gelip benim karımın ne giyeceğine karar veremez. Onlar yapıyor elbiseleri Johnny'ye göre uymuyor Ali'ye Veli'ye. Ne kızım bu kıyafet? Yakışıyor mu hiç? Seni ilgilendirmez. Ters kızım bu işler bize ters. Babamı taklit etme Avuç. Bu evde ters olan bir şey varsa o da sensin ve benim kıyafetlerime karışamazsın. Karışırım. Karışamazsın. Karışırım. Seni insan içine çıkarmamak lazım. Yere kapatıp orada beslemek lazım. Göğsünün çatalı gözükmeyecek o kadar. İğrençsin Haluk. Evet iğrencim. Gitmeyelim o zaman. Ben meraklı değilim zaten. Tamam gitmiyoruz. Bütün düğünler aynı zaten. Abuk subuk bir ordör tabağı, kurumuş iğrenç bir salam, küçük beyaz peynir, Amerikan salatası ortada. Rus salatası. Dünya mutfağında Amerikan salatası diye bir şey yok canım. Ya her ne salatasıysa niye beni düzeltip duruyorsun ki? Konumuz o değil. Kocaman bir sigara böreği, Arnavut ciğeri... Pardon, yoksa o Rus ciğeri miydi? Haluk sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Düğünlerden nefret ettiğimi anlatmaya çalışıyorum. Tamam, o zaman sen evde otur ben yalnız gideyim. Baba 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 baba. Bayan personel müdürüne bak hele. Açacak göğsünü bağrını salına salına düğüne gidecek. Hem de tek başına. Ana. Ne yapıyor bunlar? Göğüs göğüse çarpışıyorlar. Düğüne kapıya çıkacaklar şimdi. Allah Allah. Ne yapıyorsun sen burada? Ya tam mutfağa su içmeye geliyordum. Siz çıktınız. Yalancı Avuç. Anneniz kıyafetini değiştirsin hemen çıkıyoruz. Buyurun. Bu arada ikinize de söyleyeyim. Düğünde abuk subuk fotoğraflar çektirip de beni ekonomik krize sokmak yok. Tamam mı? Gecenin bir vakti elinde ıslak fotoğraflarla karşımda bir fotoğrafçı görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Biz çektirmeyiz ki baba. Kendi çekiyor. Ne tarafa dönsen flash patlıyor. Fotoğrafçı gördüğünüzde yüzünüzü kapatın. Kaçın oradan. Hani mankenler Layla'dan çıkarken yapıyor ya. Onun gibi mi? Baba 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 baba. Havuca bak hele. Layla'yı da biliyormuş. Amma yaptım baba ya. İstanbul gece hayatı. Benden sorulur. Ana, sen geceleri bizi yatırıp barlara mı gidiyorsun? Televizyon baba. O sihirli alet bütün gece halimini evimize getirdi. İnşallah ben de iyi bir futbolcu olup mankenlerle gideceğim oralara. Bravo, bravo. Havuz Bey'in hayallerine bakın hele. Hepsi öyle baba. Hepsi birbirinden iğrenç. Feminist Havuç. Feminist Havuç. Bak hala çıkarmamış ya. Biraz dikkatli bak. Askılarımı iğneyle tutturdum. Bakalım beğenecek misin? Fena değil gibi. Çengelli iğneler biraz kurtarmış. Önden bakalım. Yeter artık. Şuraya bak. Bir tane çengelli iğne ailemizin namusunu kurtardı. Çatal gözükmeyecek o kadar. Ya bahanesine gideyim. Yok öyle light modacıların diktiği giysileri giymek. Bıraksak transparan dolaşacaksın ortalarda. Yürü. Hadi bakalım çocuklar geç kalıyoruz. Yeteri kadar kaldık zaten. Düğün bitmeden gidersek hadi bakalım hadi. Hadi siz çıkın geliyorum. Bu ne abi? Vurduk vurduk. Ya bu sıcakta geç kalıyoruz hadi hadi hadi. Aman be aman be. On dört tane fotoğraf. Vay be! Tanesi 4 milyondan 56 milyon. 5 milyon da park parası, 61 milyon. Bir de altın taktık maşallah. Titeber Şahmer. Tabii düğüne mi gittik, tatile mi gittik anlayamadım. Düğün sahibinden bile fazla para harcadık. Fotoğrafçı gelip yüzümüze baktığında ağzımızı yüzümüzü bozsaydık bizi tanımayacaktı baba. Anı oldu işte, fena mı? Ne anısı be? Şuraya bak. Her fotoğrafta aynı şekilde gülmüşsünüz.
Bir tane çektirseydik yeterliydi. Hepsinde aynı mutluluk bak. Sen de hepsinde somurtmuşsun. Hiç değilse değişik bir fotoğraf çektirmişim. Bak al. Fotoğraf çektirirken niye gülerler bir türlü anlamam. Ülkede kriz var, millette para yok, herkes işsiz ama fotoğraflara bak, herkesin ağzı kulaklarında. Herkes oğlunu mutlu hatırlamak istiyor da ondan. Ben hiç değilse dürüstüm. Düğüne gittiğim için mutsuzum, keşke burada olmasaydım diye düşünüyorum ve buyurun işte kanıtı. Aslında o kadar geç gittikten sonra bizim de mutsuz olmamız gerekirdi. Ama neyse ki insanların mutlu anını bozmamak için çabuk toparlandık. Düğüne geç falan gitmedik. Salonu öyle bir yere yapmışlar ki bir türlü bulamadık. Sanki düğün salonu değil, gizli istihbarat servisi binası. Gizli bir yerde değildi. Ama nedense biz etrafında yarım saat dolaştığımız halde bulamadık. 45 dakika. Bir saat. Abartmayın, abartmayın. Oraya vardığımızda hemen birine sorsaydım bu kadar geç kalmazdık. Ama babanız adres sorma olayını gurur meselesi haline getirdiği için asla sormaz, saatlerce dolanır ve aradığını bir türlü bulamaz. Bu hep böyle olmuştur. Ya senin yaptığına ne demeli? Ne yapmışım ben? Utanmıyor musun sen evli barklı bir kadın camı indirip adres sormaya? Beyefendi bakar mısınız beyefendi ona? Allah Allah, ne var bunda Haluk? Ruhumuzu teslim edene kadar düğün salonunu mu arasaydık? Ya adam yanlış anladıysa? Ya vay kadın bana pas veriyor diye düşündüyse? Ya arabanın plakasından nerede oturduğumuzu öğrenirse? Ya senin peşine düşerse beni katil mi edeceksin? Haluk sadece adres sordum adama, evlenelim demedim. Hadi bakalım çocuklar, siz de odanıza geç oldu. Bu saçmalıkları dinlemeyin. Herkes ne güzel dans etti. Biz siz dans etmediniz baba. Babanız en son dans ettiğinde 78 Dünya Kupası oynanıyordu kızım. Hadi hadi. Hadi odanıza. Dansmış. Light erkek miyim ben? Ama çok güzel bir saf oynadın baba. La 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 la. Uzatma uzatma, hadi odanıza, odanıza. Hadi odanıza, hadi. Hadi 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 odanıza. Hadi. Ulan bir doya doya kasap oynatmadılar ha. Bir daha onunla bir yere gidersek iki olsun. Burnumdan getirdi ya. Düğüne mi gittim, cenazeye mi gittim anlamadım. Ne yaptı ki bu kadar? Bir kere bütün gece öylece somurtup oturdu. Yemekleri beğenmedi. Dans edenlere mana buldu. Ona laf etti, buna laf etti. Salonun mimarisine taktı. Oğlum fotoğrafçıyı bile dövmeye kalktı. Sen eğlenmene baksaydın canım. Ay Haluk'la eğlenilir mi Aslı? Ne kalkar dans eder ne şarkılar eşlik eder. Ağır abi ya. Anca kasap havası oynar. Onu da erkek erkeğe. Günaydın. Al işte bir tane daha. Seninle kavga etmeyi çok isterdim ama çok önemli bir problemimiz var Meltem. Ne oldu Engin? İşçiler Meltem. İdari personelle neden ayrı yerlerde yemek yediklerini soruyorlar. Bence çok haklılar. Nasıl yani? İşçiler bizimle aynı yerde mi yemek yemek istiyor? Evet, niye ayrı yerler diyelim ki? Duydun mu Meltem? Ben bu konuyu gündeme daha önce getirmiştim zaten. Ha bir dakika, bir dakika. Ne yani? Şimdi sen de buna hak mı veriyorsun Meltem? İdari personelle işçiler hiç aynı yerde yemek yiyebilirler mi? Evet, ben bunun performansımızı arttıracağını düşünüyorum. Ben de. Seni düşünebildiğini hiç bilmiyordum Engin. Personele biraz yakın olsaydın sen de düşünmeye başlardın Aslı. O ne Selami? Gönüllüm fotoğrafı yok. Yeni çektirmiş de masama koydum. Ana! Oğlum hiç olur mu? Yakışır mı? İnsan karısının her yeni çektirdiği fotoğrafı masasına koyar mı? Niye koymayayım abicim? Ben ilk tanıştığımızdan beri Gönüllüm bütün fotoğraflarını çalışma masama koyuyorum. Sen var ya sen. Sen tam bir light erkeksin oğlum. Çavdar erkeğisin. Kepekli erkeksin. Bir kalorilik erkeksin. Bir. Seni ilgilendirmez abicim. Aşk bizimkisi aşk. Kafamı kızdırma gönüllü posterine asarım vallahi. Sen erkeklerin yüz karasısın oğlum. Kötü örneksin. Yaz geldi uşaklar. Bu yazda gece kulüplerinin kapısından içeri girerken bir mankenle yakalanmazsam gözüm açık gider vallahi. Yazılmış sağ ol İsmail Bey. Kısmet bu işler. Ey buyuk Allah'ım.
Şöyle kapıdan paparazzilerin arasından çıkarken flaşlar patlasa, tanınmamak için gözlerimi kapatsa, genç iş adamı gazetecilere yakalanmamak için hızla oradan uzaklaştı diye haberler çıksa, ne olurdu ya Rabbim? Hoş geldiniz Hüseyin Çelik. Allah canını almasın kız, gene mi buldun birini? Evet. Ay çok merak ettim, kim bu? Aşağıdaki kasapta çalışan Ramazan var ya. Ha şu kasapçıra. Evet. O mu? Evet, benimle evlenmek istiyor Hüseyin teyze. Çok heyecanlıyım. Hadi hayırlısı. Fena bir çocuğa benzemiyor. Aman olur, kimseye söylemem Hüseyin teyze. Herkes birinci nazar değiyor. Bari bu sefer gizli kalsın. Hele Haluk Bey sakın duymasın. Tamam tamam, sen de tut çeneni bu sefer biraz. Tutacağım vallahi. Konuşunca nazar değiyor. Tamam çocuklar, kapatalım bu konuyu. Ben yakında genel müdürle görüşeceğim zaten. İdari personelle işçiler arasında hiçbir fark yoktur aslanım. Aynı yerde yemek yiyince ellerine ne geçecek bilmiyorum ki. Benle aynı yerde yemek yiyince performansları mı artacak sanki? Aslı bence doğru söylüyor. O işçilerle aynı yerde yemek falan yemesin. İşçilerin performansı düşer. O başka bir yerdeysin. İşçilerin performansının düşmesi diye bir şey olamaz. Çünkü sen bu şirkete girdiğinden beri onların performansı zaten çok düşük. Buyurun. Erdem Hanım. Evet, buyurun. Beni hatırladın mı? Hatırlayamadım. Hatırlamazsın tabii. Ben senin işten attığın yüzlerce zavallıdan biriyim. Alo. Ne diyorsunuz anlamıyorum. Benim işten atılmama sebep oldun. Benim ve ailemin aç kalmasına neden oldun. Bunun hesabını soracağım senden. Kimsiniz derim. Alo. Meltem, yüzün bembeyaz oldu. Neyin var Meltem? Hiçbir şey anlamadım. Biri aradı, benim işten atılmama sen sebep oldun dedi ve kapadı. Sesini tanıyamadın mı peki? Hayır, tanıyamadım. Boş ver, mühim bir şey değildir. Her gün kaç tane işçi işten çıkartıyoruz. Onlardan biridir. İyi ama ben kimsenin işten atılmasına sebep olmadım ki. Bu senin suçun değil ki canım. Krizi sen mi çıkardın? İstersen atılan işçileri çağır da onlar da bizimle yemek yesin. Hah, çok iyi fikir vallahi. Sen yakında politikaya falan mı atılacaksın Engin? Ne alakası var şimdi aslında? Çok alakası var. Alo. Evet. Tamam, bağlıyorum. İsmail Bey, Azerbaycan'daki şantiyeden arıyorlar. Bağla Yasemin Hanım. Alo. Hevuşam, söyle, dinliyorum seni. Ya alo, biz bu Dünya Kupası maçlarını nerede seyredeceğiz abicim? Burada seyredeceğiz. Yoksa evde seyredeceğiz, tekrarı var. Ben de size gelirim. Ya Gönül bana seyrettirmiyor abi maçları. Ya sen onun fotoğrafını masana koy, o sana maç seyrettirmesin. Light erkeksin işte oğlum. Ya bırak abicim şimdi sen beni. Kadın maçtan hoşlanmıyor, ne yapayım? Ne demek hoşlanmıyor oğlum? Uzaktan kumandaya erkek sahibi olur. Alacaksın kumandayı, tak seyredeceksin maçı. Konuşalım şu İsmail Bey'le. Koyalım şuraya bir 37 ekran televizyon. Canlı canlı seyrederim abicim. Sana ne oldu böyle Selami? Sen maç falan seyretmezdin. Milli maç abicim bu, milli maç. Sen onu git karına söyle. Senin gibiler yüzünden ikinci tura çıkamayacağız. Uşaklar. Bizim Azerbaycan'daki şantiye bir tane şoför lazımmış. Haberiniz olsun. Varsa öyle tanıdık güvenilir biri, gönderelim onu. Tamam İsmail Bey, başvurulara bakarız. İsmail Bey, diyoruz ki Türkiye-Brezilya maçı var. Uy, Brezilya dedin de aklıma geldi. Şu Brezilya'da ne sambacı kadınlar vardı. Öyle güzel sallaylar ki, geçen televizyonda gördüm. Ha bu gözlerim, ha böyle açık kaldı. İsmail Bey, maç, maç. Hani Dünya Kupası, meşin top. Brezilya, Türkiye, Çin, hani... Ha bak, Çinli de olur. Gözleri böyle yumuk yumuk olur. Giysinler o uzun elbiseyi de. Uy, içim bir fena olayım ki. Biliyor musunuz uşaklar? İsmail Bey, biz farklı bir şeyden bahsediyoruz. Bilmiyorum, anlatabildik ya. Mi? Benim için fark etmez. Ben hatun da öyle irk, din, dil ayrımı yapmam. Eşsiz bir doğa, 4 ayrı yüzme havuzu, sauna, tenis kortları, Tampa
animasyon. Gün boyu animasyon. Parasını da okuyayım, parasını da. Evet, biraz pahalı baba. Ama çok güzel. Pahalı bir yere gidemeyiz kızım. Ana, çiftlere balayı indirimi varmış. Balayı diyor, yani yeni evlenenlerden bahsediyor Havuç Efendi. Bizden bahsetmiyor. Ana, aklıma çok iyi bir fikir geldi. Şimdi siz annemle hemen boşanacaksınız, yine nikah kıyacaksınız. Böylece ailece balayı indiriminden yararlanmış olacağız. Havuç oğlum, sen kafayı bir yere mi vurdun hani böyle? Akşamki düğünde Haluk Levent şarkısında çok fazla kafasını salladı, ondandır. O zaman beni evlendirelim. Bu balayı indiriminden yararlanalım. Hasbinallah yarabbi ya. Şu tatil köyü ne dersiniz? Bunda her şey dahil, hem o kadar pahalı da değil. Kredi kartına 5 taksit. Bak 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 bak! 0-10 yaşta ücretsiz. İkiniz de eşek kadar oldunuz artık. Bedava tatil köyünde kalma dönemi geçti. Ama bak kendi ağzına dedi. Büyümüşüz. Bana cep telefonu almak şart oldu artık. O kadar da büyümedin. Baba baba baba. Tatil köyüne gelince büyüdüm. Cep telefonuna gelince büyümedim. İki arada bir de evde kaldım baba. Hayatımın en zor yıllarını yaşıyorum. Bence biz bu sene tatile falan gidemeyeceğiz. Kızım, 4 kişilik bir ailenin tatile gitmesi kolay mı sanıyorsun? Keşke bizi nüfusa geç yazdırsaydınız baba. Böylece çocuk indirimlerinden yararlanabilirdik. Belki avuç için para almazlar baba. Zeka işini sorarız, kimse anlamaz. Baba, sataşma var. Ben geldim. Merhaba. Gel anne gel. Biz de tam tatil köyü planı yapıyorduk zaten. Ben yapmıyordum. Şu anda yapmamız gereken tek bir plan var. O da yemek planı. Hadi bakalım bana. Evet evet, ben çok acıktım. Benim çok dersim var. Gel buraya bu. Hiç yere kaçamazsın. Çabuk mutfağa. Davuç, mutfak. Ya anne ya. Baba. Hı. Bu haksızlık. Ne haksızlık? Sen hala tatilde mi kaldın? Hayır, ondan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'ndan bahsediyorum. Nesi haksızlık? Dünya Kupası boyunca okulların tatil olması lazım. Neden misin? Çünkü maçlar sabah 8.30'la 12 arasında. Yani biz tam dersteyken. Sen mi oynayacaksın oğlum? Bir sürü futbolcu gönderdik oraya. Bırak onlar oynasın. Yapma baba. Milli takım Brezilya ile oynarken ben nasıl tarihçiyi dinlerim? Hakan Şükür kafayla topu ilana indirdiğinde ben nasıl matematikçiyi dinlerim? Formülleri nasıl öğrenirim? Aslında doğru söylüyorsun. Ben de olsam dinlemezdim. Bak baba, söylemedi deme. Bu Dünya Kupası boyunca öğrenciler hiçbir şey öğrenemeyecek. Kayıp bir jenerasyon yetişiyor. Ne oldu gene? Maçları seyredemeyecekmiş de onu anlatıyor. Akşam tekrarlarını verirler oğlum, o zaman seyredersin. Heyecan yok ki anne. Canlı seyretmek lazım. Sonucunu bildikten sonra neden seyredeyim ki? Havuç hayatında ilk defa doğru söylüyor. Bence Dünya Kupası boyunca tüm Türkiye tatile girmeli. Bankalar, vergi daireleri, okullar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dış temsilcilikler, her yer tatil olmalı. Oldu. Sanki çok zengin bir ülkeymişiz gibi oturup bir de maç seyredelim, değil mi? Maçtan nefret ederim. Milli maç kızım bu, milli maç. Milli maç olabilir ama bu benim futbol hakkındaki düşüncelerimi değiştirmez. Bu gruptan çıkamazsak kesinlikle ablam gibilerin yüzündendir. Ben de destekliyorum milli takımı ama senin gibi bütün gün evde oturup maç falan seyredemem. Oturup sabahtan akşama kadar maç seyredeceksin. İşte benim hayalimdeki hayat bu. Vallahi benim de. O zaman dev ekran bir televizyon alalım. Kocaman kocaman seyredelim maçları. Sanki Elon Musk bizim salonda koşuyormuş gibi olsun. Vallahi bu iyi bir fikir. Alalım bir tane, maçları rahat rahat seyredelim. Taksitle satıyorlarmış, gazetede okudum. Dünyada olmaz. Nereye koyacağız o dev gibi televizyonu? Allah Allah, sana ne ya? Yani iki tane maçı rahat rahat seyredemeyecek miyiz? Tatil köyüne gitmek için paramız yok diyorsun ama iki tane maç seyretmek için evde dev ekran televizyon alıyorsun baba. Aferin Duygu. Çok güzel bir tespitti. Tebrik ediyorum. Ne oldu baba? Altta mı kaldık? Evet. Ablan ne yazık ki haklı. Türkiye! 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 En büyük Türkiye! İyi akşamlar. Hoş bulduk. Merhaba Selam Bey, hoş geldiniz. İçiyorduk, uğradık. Gel gel, burada bana biraz destek lazım. Neden? Görürsün. Çocuklar hadi bakalım, bu kadar muhabbet yeter, dersinizin başına. Hadi 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 hadi. Hadi, iyi dersler. Hadi, iyi dersler. Hadi görüşürüz, hadi, tamam. İyi dersler. Hayırdır, yine kavga mı var?
Dünya Kupası kavgası. Maç seyredecekler ya, hazırlıklar şimdiden başladı. Aa, o bizim evde de vardı o ama neyse biz o konuyu kapattık. Nasıl? Nasıl olacak? Maç seyretmeyi yasakladım, oldu bitti. Nasıl yani? Maç seyretmek yasak bizde Haluk, istemiyorum. Ana! Maç seyretmek yasak ha? Baba. Hepsi değil canım. Türkiye'nin maçlarını seyrederiz değil mi hayatım? Olabilir. Türkiye maçlarını seyredebilirsin ama ne o öyle Fransa-Kolombiya maçını seyredecek halimiz yok herhalde değil mi? Tam light erkeklere göre bir çözüm işte. Ha? Bence çok güzel bir çözüm. Bütün maçlar seyredilir mi canım? Çok sıkıcı. Hayda. Kızım dünya kupası bu. 4 yılda bir oluyor zaten. Hiç kaçar mı? Olimpiyatlarda 4 yılda bir oluyor. Oraya da Türk milli takımı katılıyor ama seni hiç yüksek atlama seyrederken görmedim Haluk. Ya ben gördüm. Niye istemiyorsunuz ki şu büyük ekran televizyonu? Aklım fikrim futbolda Avuç. Başka ne de olsun ki? Dünya kupası başlıyor kızım. Görmüyor musun? Bizi tatile götürmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sen tutturmuşsun bir futbol, kendinden geçiyorsun. Aslında doğru söylüyorsun. Babam daha şimdiden vazgeçtirmenin yollarını aramaya başladı bir de. Kışın verdiği sözleri unuttu galiba. Ne yapsak? Acaba kaloriferleri mi yaktırsak? O zaman hatırlar mı? Nakmedip bu tatile gitmeliyiz Avuç. Kötü espriler yapıp dikkatimi dağıtma. Ona bakarsan benim ne yapıp ne edip cep telefonu aldırmam lazım. Bugünlerde söyleme şu cep telefonu. Önce bir tatil işini halledelim. Tatil, cep telefonu, büyük ekran televizyon. Acaba çok şey mi istiyoruz? Evet. Ay, hayatım beni hiç kırmaz. Kırar mıymış seni hayatım, kırar mıymış? Zaten beni bir an görmese özler, öyle değil mi canım? Vallahi öyle, sırf o yüzden fotoğraflarını masamın üstüne koydum. Bütün gün onlara bakıyorum ben. Ay canım. Ay, gün içinde beni mutlaka arar. Bir sabah 10'da arar, 12'de arar, bir de 15-30'da arar. Ararım. Ha, şirkete neden bu kadar çok telefon faturası geliyor anlaşıldı. Demek ki özlüyor ki arıyor Haluk. Senin gibi değil. Haluk daha benim cep telefon numaramı bile bilmiyor. Allah Allah ya. Nasıl özler ki? Saat 8'de görüşmediler mi? Ayrıca akşam geri görüşmeyecekler mi? Aramanın ne lüzumu var ki? Haluk, sen duygu organlarını bağışladın mı? Hayır, onda öyle organlar hiç olmadı. Aa, ama öyle demeyin. Haluk çok duygusaldır, haksızlık etme. Hop hop hop, dokunma bana, bulaştıracaksın light'larını. Kepekli duygusal. Hazır mısın abla? Hazırım. Hadi gidip bakalım. Erkek dediğin otoriter olur, taviz maviz vermez. Bak, çocuklar tutturdu tatil diye, 5 yıldızlı tatil köyü istiyoruz diye. Yok tatil matil dedim, gittiler yattılar. Neden? Çünkü ben bir taş fırın erkeğiyim. Yıllardır pansiyonda kalıyoruz, artık biz de tatil köyü istiyoruz. Boşuna paramız yok demeyin bize, ikimiz de darılırız vallahi size. Kim yapacak bunu, kim yapacak? Bunu kim yapacak? Bunu kim yapacak? Kim yapacak? Bunu kim yapacak? Bunu kim yapacak? Bunu kim yapacak? Hadi 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 odanıza, şımarmayın hadi odanıza. Hadi bakalım hadi 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 hadi, çabuk çabuk çabuk. Ne oldu? Taş fırın erkeği ha? Ne oldu? Nasıl korktular ama? Gözlerimi bir belerttim böyle. Tabii tabii. Ötleri patladı. Öyle. Taş fırın erkeği. Herkes ne isterse alınıyor. Bana cep telefonu alınmıyor. Yaşım küçük demeyin bana. Erotik film bu. Ne alakası var baba? Kim yapacak bunu, kim yapacak? Bunu kim yapacak, bunu kim yapacak? Kim yapacak? Haluk. Haluk. He, ne? 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 Ne oldu? Ne? Hayatım, sen niye benim fotoğrafımı masana koymuyorsun? Hangi masama? İş yerindeki masana. Ana, Meltem sen bunun için mi uyandırdın beni? Uyuyor muydun ki? Daha yeni yattık. Allah Allah. Yattıktan sonra belli bir süre mi geçmesi gerekiyor? Ben yatar yatmaz uyuyamaz mıyım? Lafı değiştirme Haluk. Neden benim fotoğrafımı masana koymuyorsun? Ya ne diyorsun sen ya? Olur mu öyle şey? Millet ne der sonra? Sen şarkıcı mısın, futbolcu musun ki senin resmini masama koyayım? Beşiktaşlı futbolcuların fotoğrafını koyuyorsun ama. Hiç kendini İlhan Mansız'la karşılaştırma. Adam gol kralı oldu. Uyu Haluk. Seni uyurken daha çok seviyorum. En azından sadece horluyorsun. Saçmalamıyorsun.
Ulan light erkek. Hep sen açıyorsun bunları benim başıma. Ama yarın görürsün sen. Günaydın. Günaydın Arif Bey. Yasemin görmeden bu işi bitirmeliyim. Durma o zaman burada. Git yerine otur. Sizin fotoğraflarınızı masasında bulundurduğunu sanıyorsunuz değil mi? Ama yanılıyorsunuz. Ben mi kimim? Bir dost. Haluk Bey. Ne var, ne oldu? Ya gözüme bir şey kaçtı da bakar mısınız? Kızım ben ne anlarım gözden. Bekle Selami gelir bakar biraz sonra. Ah, bak göz mütehassısımız geldi. Ne oldu abici? Bilmiyorum, bir bakı var. Ya, gözüme bir şey kaçtı Selami Bey. Öyle mi? Geç geç otur bakayım ben. Ha, dünyada kabul edemem böyle bir şey. Şimdiye kadar çalıştığım hiçbir iş yerinde işçilerle yemek yemedim ben. Aslı, bunda büyütecek bir şey yok. Hem onlar da insan. Aramızda böyle bir ayrım olmasına da gerek yok. Ay vallahi ben anlamıyorum böyle performans arttırma çalışmalarından falan. Yeni çıktı böyle şeyler. Gel Saadettin Usta, gel. İyi günler Mertem Hanım. Gelsenize Saadettin Bey. Buyurun oturun. Rahatsız etmeyeyim sizi. Olur mu hiç? Buyurun, buyurun. Evet, siz dinliyorum. Çıktı, çıktı. Dur, dur, dur. Selami! Aa! Karıcığım hoş geldin. Ne demek oluyor bu? Ne demek oluyor hayatım? Sen niye buradasın? Bunun hesabını vereceksin Selami. Aa hayatım, yemin ederim. Ya, anladığın gibi değil. Biz şey yapıyorduk, durum anladığın gibi değil. Yemin ben ederim. Ben göreceğimi gördüm Selami. Ayrıca masanda fotoğraflarımın olmadığını da gördüm. Vallahi dün hepsi buradaydı hayatım. Yemin ederim dün akşam hepsini teker teker kendim koydum. Burnundan fitil fitil getirmezsen bana da gönül demesin. Hayatım. Gönül! Gönül! Dominant teyze çok fena kızdı ya. Vah vah vah, çok üzüldüm. İşçi arkadaşlar bu durumdan son derece rahatsız Meltem Hanım. Ayrı yerlerde yemek istemiyoruz. İyi ama arada bir fark yok ki. Madem fark yok aynı yerde yiyelim o zaman. Bence hiçbir sakıncası yok. Ben zaten çoğu zaman işçilerle yiyorum. Avamsın da ondan. Tamam Saadettin Bey. Ben bu konuyu zaten genel müdürümüzle konuşmuştum. Sanıyorum yeni bir düzenleme getireceğiz duruma. İsterseniz işçilerle mum ışığında yemek yiyelim. Aa, Evfikir. Söyleyelim de elinden de tutsunlar. Alo? Yaşatmayacağım seni. Sen beni öldürdün. Ben de seni öldüreceğim. Siz kimsiniz? Alo? Neler saçmalıyorsunuz? Bu işin tek suçlusu sensin. Duydun mu beni? Bunun hesabını vereceksin.
senin yüzünden oldu abicim. Saçmalama oğlum, ben ne yaptım? Neden topladın gönüllü fotoğrafları ya? Neden topladın? Yani tozlanmasın diye, temizlik vardı. Hı. O güzel fotoğraflar toz içinde kalmasın diye. Ya evet. Peki ben bunu nasıl açıklayacağım abicim gönüle? Nasıl açıklayacağım? Hayatta affetmez beni ya. Ben bittim abicim ya. Bittim ben ya. Gönül. Gönül. Light erkek. Karısından korkan kepekli tavuk. Ne oldu uşağım? Nereye gideyim bu böyle troll yemiş hamsi gibi? Acil bir işi çıkmış da bir ona gidip gelecek. Acil dedin de aklıma geldi uşağım. Ha bu bizim Azerbaycan'daki şoför işi çok acilmiş. Bulalım birini gönderelim onu da. Tamam İsmail Bey, hallederiz. Olmazsa gazeteye ilan falan veririz. Uşağım, akşam Fişin TV'de bir kıyafet gördüm. Kadınların her tarafı ya böyle açıktı da. Anlıyorum. Anlıyorum. O kıyafeti nerede alabilirim? Ne yapacaksınız ki o kıyafetleri? Yasemin Hanım'ı alacağım. Giyer mi acaba? Demek hala bekarsınız. Evet. Bulamadım ki gönlüme göre birisini. Neden canım? Etraf bir sürü bekar kızla dolu. Sizi beğenen çok olur. Ama öyle evlenecek kız kolay bulunmuyor ki. Şöyle aklı başında, ev işlerinden anlayan, titiz, güzel, değil mi? Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız? Sinan Bey? Neyiniz var? Hoş geldiniz. Buyurun. Yok bir şeyim. Buyurun. Buyurun. Sizin bir probleminiz mi var? Hayır. Hayır. Ben değilim. Lütfen buyurun. Hemen başlayabiliriz. Ne oldu Sinan Bey? Yok bir şeyim. Bugün günlerden ne? Lütfen anlatın. Karım Meltem Hanım. Aramız çok kötü. İlişkimiz çok kötü. Çok sıkıntılıyım. Çok mutsuzum. Çok üzgünüm. Hadi sen git. Ben de gideyim Ramazan. Haluk Bey bizi böyle görürse seni de öldürür. Beni de. Daha erken canım. Oturalım biraz. Senin dükkanda işin yok mu? Var. Neden gitmiyorsun? Gidip de ne yapacağım canım? Bak ne güzel burada kahve içiyorum. Sen şimdi git. Ben de kaçırmayayım otobüsü. Ama yarın gene kahve yapacaksın değil mi? Hadi tamam. Sen şimdi git. Haluk Bey seni burada görürse ikimizi de kıyma yapar. Kıyma mı? Öyle mi? Her dediğini yaptım. Hep iyi davrandım. Haftada en az iki kez yemeğe gittik. Sinemaya gittik. Tiyatroya gittik. Eve hiç çiçeksiz gitmedim. Ama yine de mutlu edemedim. Belki de istediği başka bir şeydir. Vallahi okumadığım kitap kalmadı. Bütün ideal erkek davranışlarını ezberledim. Hepsini uyguladım. Belki de eşiniz ideal erkek tipinden hoşlanmıyordur. Artık bilmiyorum. Bilim benim eşim konusunda çaresiz kaldı. Bu arada sizi de dertlerimi üzdüm. Özür dilerim. Yok canım, hiç olur mu öyle şey? Siz beni yıllardır dinliyorsunuz. Baba, acaba diyorum ki maç olduğu günler hasta rolü yapıp okula gitmesem mi? Olur mu öyle şey be? Nedenmiş o? Benim devamsızlık hakkım var. Kanuni bir hak bu. Milli Eğitim bana bu hakkı tanıyor. Oğlum iki tane maç seyredeceğim diye sınıfta kalacaksın ha? Ana, buldum. Ana, ne buldun? Bu hafta aşı kampanyası var baba. Çocuk felci. Ben de olayım okula gitmeyeyim. Oğlum. Çocuk felci aşısı 0-5 yaş arası çocuklara uygulanır. Yılda 2 kere. Vay baba, sen bu işlerden anlıyorsun. Herhalde. Zaten bu ülkede herkes çocuğuna yılda 2 kere çocuk felci aşısı yaptırsa böyle bir hastalık kalmayacak. Dünyadan silinecek. Buyurun lütfen. Biz geldik. Merhaba. Ana. Artık evlerde mi servis yapılıyor? Merhaba Haluk Bey. Merhaba da. Ne iş? Haluk'cum biz seninle biraz mutfakta konuşabilir miyiz? Zevkle, buyurun. Buyurun lütfen. Haluk, Sinan Bey'in morali çok bozuk. Niye, bana mı bozulmuş? Ay,
Saçmalama Halik. Adamcağız karısıyla kavga etmiş. Ana! Bak bu sefer elime düştü. Vallahi elime düştü. Ben sana ne demiştim? Ta ne zaman ne demiştim? Boşu boşuna para veriyorsun bu adama. Daha kendi evindeki problemleri çözemiyor be. Alo, o da insan. Biraz konuşmaya ihtiyacı var. Ben konuşurum. Sahi mi? Tabii. Ama alırım parasını. Saçmalama Halik. Niyeymiş? O konuşunca alıyor ama. Hatta dinleyince bile alıyor. Tamam, tamam. Senden iyilik isteyen de hata zaten. Kabahat bende. Adama kötü davranma yeter. Ama sen şimdi adama kötü davranmamak için de para istersin. E isterim tabii. O ayrı, bu ayrı. Bakın Sinan Bey. Ben Türkiye-Brezilya maçını seyredemezsem deliririm. Vallahi diyorum. Bunu tedavi edebilir misiniz? Elimden geleni yaparım. Tabii ben daha önce delirmezsem. Sinan Bey, ben hemen geliyorum. Hı hı, keyfinize bakın. Piş, 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 piş. Git bak bakalım ben dışarıda mıyım? Anlaşıldı, tamam. Demek karınla aran kötü ha? Evet. Çok kötü. Kötü mü davranıyorsun ona? Ya hayır bilakis. Çok iyi davrandım. Tıpkı kitaplardaki gibi. Romantik, duygusal, anlayışlı ama... Peki... Kadınların böyle erkeklerden hoşlandığını kim söyledi ki? İstatistikler. Ya bırak istatistikleri ya. Kadınlar sert erkeklerden hoşlanır. Ne istediğini bilen, dediğini yapan güçlü erkeklerden hoşlanır. Ama bu hiç bilimsel değil. Seninki bilimsel de ne oluyor? O da doğru. Hem sonra seninki bilimsel olmuyor kardeşim. Ne oluyor? Light erkeklik oluyor. Ne? Ben şimdi light erkek mi oluyorum? Sen light değil, sen bayağı bir light oluyorsun. Ama bak, sana bir iki taktik verirsem evdeki her şey yoluna girer. Pişt, sahi mi? Tabii. Neden başlamıyoruz? Başlarız, başlarız da... Vizite ücretini alırım. Tabii. Ne kadar? Seninkiyle aynı. Kusura bakma, fiş veremiyorum çünkü elektriklerimiz kesiyor. Problem değil. Bak canım kardeşim, ha. Şimdi... Ne söylediğimi anladın değil mi? Evet, kesinlikle anladım. Sakın unutma. Evet, unutmuyorum. Güzel. Evet. Ah, Sinan Bey, kusura bakmayın, beklettim. Aa, yok, rica ederim. Ben de zaten gidiyordum. Aa, durun, nereye gidiyorsunuz? Daha konuşacaktım. Ama gitmeliyim. Evet, görüşmek üzere Mert Hanım. Haluk, adama ne dedin sen? Psikolog olmaya karar verdim Meltem. Oturduğun yerden para kazanıyorsun. Umarım başkalarının evliliğini de mahvetmezsin Haluk. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldiniz anne. Hoş bulduk yavrum. Anne gene ne oldu? Yüzünden düşen bir parça? Hay kızım, babam müzikle ilgileniyordu. Ne güzel sevinmiştik. Ama mutluluğumuz uzun sürmedi. Hayrola anne? Şimdi de tambur öğreneceğim diye tutturdu. Aa, bayılırım tambur sesine. Ben de. Ama çalmasını bilen olursa. Babanınki tam bir işkence. Babam nerede peki? Arabayı park ediyor. Aa, geldi galiba. Anne. Koklamaya kıyamam benim güzel oğlum. Koklamaya kıyamam benim güzel oğlum. Ay ay ay. Efendim, her şeyin bir yolu yordamı vardır. İnsan ders alır, kursa gider. Böyle tep çalar gibi çalınmaz ki bu. Hiç gerek yok efendim. Ben kendi kendime deneme yanılma metoduyla bunu öğrenebilirim. Kendi kendine öğrenilmez efendim. Aa, Müzeyyen Hanım unuttunuz galiba. Ben İngilizceyi de kendi kendime öğrenmiştim. Evet ama daha konuşurken kimse görmedi. Anneciğim bırak çalsın.
Yok yok, bu çekilecek bir gürültü değil. Bence kursa gitsin. Duy bak duy. Damadın ne diyor? Müzeyyen Hanım, siz musikiden anlamıyorsunuz. Ya. İsterseniz ben size şunu çalayım. Ey Müzeyyen, Müzeyyen, ne olur duy beni. Ey Müzeyyen, Müzeyyen, ne olur... Bırak şunu. Ay kızım, apartman yöneticisi ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı anne? Apartmanı acil toplantıya çağırdı. İmza toplayıp bizi asacaklar apartmandan. Kimse bizi apartmandan atamaz. Hiç kimse bizi apartmandan atamaz. Efendim, öyle Tamburi Kemal Bey'i apartmandan atmak kolay değildi. Tamburi Kemal Bey onlara en güzel cevabı musikisiyle verir. Toplanmaya kıyamam benim güzel manolyam. Kokulamaya kıyamam benim güzel manolyam. Hiç değilse adam bir müzik aleti çalıp hayatını renklendirmeye çalışıyor. Vallahi kızdırmayın kafamı, yarın gider bir saksafon alır çıldırtırım hepinizi. Alo? Oha, kim bu saatte? İşini bırakacağını sanıyorsan yanılıyorsun Meltem. Sen benim ocağımı söndürdün. Ben de senin ocağını söndüreceğim. Meltem ne oluyor? Ver bakayım telefonu bana. Ver ver ver. Alo? Alo, kimsiniz? Yaşayacaksınız. Anlıyor musunuz? Bütün aileniz yaşayacak. Bütün aileniz yaşayacak. Ne diyorsun lan sen? Kapattı. Kim bu? Bilmiyorum. Dünden beri böyle garip telefonlar alıyorum. Ve bana bir şey söylemiyorsun, öyle mi? Ay ne bileyim, bizim şirkette işten atılanlardan biridir herhalde. Hayret bir şey ya. Tehdit telefonlar alıyorsun ve bana hiçbir şey söylemiyorsun. Haluk, mühim bir şey değildir. Ben işten atılanların hepsini tanıyorum. Hepsi çok iyi insanlar. Bir şey olmaz, merak etme. Nasıl tanıyorsun ya? Duymadın mı adamın neler söylediğini? Adam psikopatın teki. İşten atıldığı için şu an çok duygusal. Suçlayacak birini arıyor. Yakında alışacaktır. Merak etme sen. Ne kadar soğukkanlısın ya. Ne kadar soğukkanlısın. Ya çocuklara bir şey yaparsa? Ya Haluk. Haluk. Ne? Korkma, bir şey olmaz. Ya Haluk. Haluk? Ha. Nerede? Nerede? Haluk dursana, saçmalama. Ya bir dursana.
Bir dur. Kim arıyorsun sen? Bak, çocuklara söyle, tanımadıkları insanlarla konuşmasınlar. Tamam mı? Kapıyı da öyle herkese açmayın. Al kapı. Alo. Dur, dur, dur. Ne oldu? Kimse yok değil mi? Kapıcıyla da konuşalım, dış kapının kapısını açık bırakmasın. Ne yapıyorsun burada? Sayende evden kovuldum amcim. Evden mi kovuldun? Evet. Gönül beni eve almadı. Sor bir neden, bir sor bakalım bir neden. Neden kovuldum sor. Neden? Resimleri ortadan kaldırdığın için amcim. Oh iyi olmuş. Bak sayende kurtuldun o dominant teyzeden. Alo. Karım hakkında doğru konuş tamam mı? Selam, bugün seninle hiç uğraşamam. Ben bugün yokum. Çok önemli işlerim var. Yok musun? Neredesin peki? Meltem'in başı belada. İşten atılan biri tehdit ediyor. Ne? Ciddi misin? Evet ciddiyim. Tehlikeli olabilir. Şimdi burada olursam rahat olamam. O yüzden gidiyorum ben. Dur abicim. Ben de geliyorum ben de. Yok yok gerek yok gerek yok. Şimdi İsmail'i idare etsen bari burayı aksatmayalım tamam mı? Tamam tamam. Hadi. Ha, bana bak unutma. Gönül akşam evi almazsa sizdeyim haberin olsun ha. Yatağı hazırla. İleride çok büyük bir et işletme entegresi kurmayı düşünüyorum. Sahi mi? Sahi tabii. Hatta sucuk işine de gireceğim. Zincir sucukçular açacağım. Tabii sucuk döner, sucuk dürüm, sucuklu pilav. Ne güzel hayallerim var Ramazan. Evet ama bu hayaller tek başına kurulmuyor ki. İki kişi olsa daha iyi. Ya? Ya? Belki de üç. Ne? Bebek dedim canım. Bebek. Şu grafiği görüyor musun? Evet. O zamanla her şey daha iyiymiş. Sen bu kriz ortamında buna şükret. Bizi bu durumdan kurtaracak bir tek şey var, o da ihracat. İç piyasayla açlıktan ölürüz biz. İnsanlarda para yok. Alım gücü iyice düştü. Kesinlikle dış pazarlara açılmamız lazım. O sizin işiniz. Ben performansı arttırırım, sen satışı düşün. Şuradaki kağıdı da alır mısınız lütfen? Hayır, bırak işte, temizliyor adam. İllaki kalite kontrol yapacak. Ben ona yardım etmek için söyledim. Sen kimseye yardım edemezsin Engin. Ay gene başlamayın. Bak daha ağzımı açmadım. Ama ne yapabilirim? Kadın kavga etmek için dizayn edilmiş. Ha, tamam tamam sakin ol, çok işimiz var. Hadi hadi. İleride deri işine de gireceğim. Tabii deri mont yapıp Rusya'ya satacağım. En güzellerini de karına getirirsin herhalde. Karıma bütün deri fabrikam feda olsun. Bana bak Aslı, sen hiçbir zaman... Asıl sen beni dinle Engin. Çocuklar lütfen gidip toplantı odasında kavga eder misiniz? Çalışamıyorum ya. Ben gidiyorum zaten Meltem, işlerim var. Bazıları gibi boş vaktim yok benim. Sen ancak işçilere yağcılık yaparsın Engin. Çocuklar hadi. Meltem Hanım. Buyurun Saadettin Bey. Ha, demek sendin ha. Ne işin var senin burada? Sen yavaş yavaş git Ramazan. Ama saat daha çok erken canım. Değil değil, geç. Ama ileride açacağım entegre tavuk işletmesini anlatmadım daha. Oğlum ama. Ya. Haluk ne yaptığını sanıyorsun sen? Rezil ettin beni. Ya adamın bir yeri kırılsaydı? Ya o olsaydı? Ben kendimi korurum tamam mı? Bana velilik yapma. Ben eve gidiyorum. Bizden önce eve gidip çocuklara zarar verebilir. Haluk, inan bana kötü biri değil o. Bak yüz yüze gelelim ben hallederim tamam mı? Kendine hiç o kadar güvenme. Adam psikopatın teki olabilir. İşten çıkıyorsun, arabayı kilitliyorsun, doğruca eve. Anladın mı bayan personel müdürü? Buranın çıkışı neredeydi? Neredeydi?
Daha sonra işleri büyütüp deve kuşu çiftliği kuracağım. Biri geliyor. Ha? Biri geliyor. Biri mi geliyor? Ay, devam şimdi yandı. Çıkmıyor. Ne devam? Biri. Gel ne devam? Sen bana sen. Ne yapacağız? Kapan da sana atlayayım. Giremiyor. Giremiyor. Ay. Gel. Doğan. Doğan kulak kulak. Çabuk. Gel. Gel. Tamam kulak. Sakın kıpırdama. Yok. Tamam mı? Ayyeciğim herhalde bir şey unuttu. Hoş geldiniz Haluk Bey. Özümü kumardım. Gül çok dikkatli ol. Tanımadığın hiç kimseye kapıyı açma. Çekil önden. Yok canım, burada yabancı birinin ne işi olur? Belli olmaz, adam psikopatın teki. Başa telaş ediyorsunuz Haluk Bey. Yok burada kimse. Demek karımı tehdit eden sensin ha? Adam da evlenecek hal kalmadı Meltem Hanım. Kafası gözü dağıldı. Canım başkası zannetti de ondan. Ama onun bu eve nasıl girdiğini ayrıca konuşacağız. Sadece kahve içtik. Kaybol çabuk. Elin adamının ne işi var benim dolabımda? Amanın ben kaçayım. Yürü çabuk. Gördün mü yaptığını? Haluk bu işi biraz fazla abartmıyor musun? Şu hale bak. Evi bir boş bıraktık, yol geçen adına döndü. Haluk yeter ama artık. Ne Selami? Haluk! Ya abi ne yaptın ya? İnleme. Ben bundan sonra size gelmeyeceğim. Her tarafım bağırıyor abicim ya. Ne bileyim oğlum, seni o adam zannettim. Dur bekle. Haluk, gene yanlış bir şey yapma. Ne oluyor abici? Ana, yabancı bir adam. Buyurun. Muharrem abi hoş geldin. Pek hoş gelmedin. Beni işten atan sensin. O sen miydin? Hayır, saçmalama. Bırak. Dur. Senin yüzünden çocuğum okuluma devam edemiyor. Kredi kartı borçlarımı ödeyemedim. Arabamı da sattım. Muharrem abi, sen beni kızın gibi sevmez miydin? Evet. Ben hiç seni işten çıkarır mıyım? Benim böyle bir yetkim yok ki. Şirketin durumunu biliyorsun. Daha da çok işçi çıkarılacak. İşten çıkarıldıktan sonra evden dışarı adımımı atamadım. Çıkamadım. Utanıyordum. Sanki bir suçlu gibi insanların yüzüne bakamıyordum. Göz göze geldiğim zaman başımı çeviriyorum. Tam 25 yılımı verdim o şirkete. Beni 3 kuruşa muhtaç ettim. Aylardır ev kiramı ödeyemiyorum. Aidatımı da veremiyorum. Çok kötü durumda. Çok kötü.
Ehliyetin var değil mi? Var efendim. Sen şimdi git pasaportunu çıkar, haftaya Azerbaycan'da işe başlıyorsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun efendim. Sağ ol. Bize durumunuzdan haberdar edin. Ben pasaportumla ilgilenirim. Onu bunu anlamam abicim. Gönül'le beni barıştıracaksın, anlıyor musun? Yaptıklarını bir bir anlatacaksın. Türk filmlerindeki öyle yanlış anlaşılmalar olmasın artık abi. Aman be. Ben çağırdım Gönül'ü. Birazdan burada olacak. Ya. Bu arada Muharrem abinin iş bulmasına ne kadar sevindiğimi anlatamam. Çok teşekkür ederim size. Bir şey değil, bir şey değil. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anlat abicim, anlat. Her şey sana telefonda anlattığım gibi Gönül. Yani her zamanki gibi Selami'nin hiçbir suçu yok. Onun suçu light olmak. Yine de senden özür diliyorum hayatım. Kapan ayaklarıma Selami. Hayır, hayır, sakın. Haluk! Sakın! Haluk! Yapma! Ya Haluk! Senden özür diliyorum hayatım. Affet. Senden özür diliyorum. Bir daha yapmayacağım hayatım. Ne olursa affet. Seni çok seviyorum hayatım. Seni kepekli herif. Sinan Bey, ne oldu size? Paramı geri verin Haluk Bey. Söyledikleriniz hiçbir işe yaramadı. Her şey daha da berbat oldu. Sen gülme oğlum. Meltem Hanım'ın elbisesinin altına bu ayakkabıları hiç yakıştırmadık. Hemen çıkarmasını söylüyoruz. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Haluk. Ha. Nerede? Geldi mi? Ne söylediğimi anladın değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Unutma. Hayır, unutmuyorum. Evet. Zaten beni bir an görme sözleri, öyle değil mi canım? Vallahi öyle. Sırf o yüzden fotoğraflarımı... Sırf o yüzden bütün fotoğraflarını bütün gün. Kadın milletini bilmiyor musun? Hazır olur muyum? Kadın milletini bilmiyor musun baba? Hazır olurlar mı? Ne yaparlar mı? Hazır olurlar mı? Ya sen ne erkekmişsin be? Her gün erkekliğini kalıp anak zorunda mısın? Evet, zorundayım. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Tanesi 4 milyondan 56 milyon. Anladın mı? Fotoğraf da gelip yüzümüze baktığında ağzımızı yüzümüzü. Anı işte. Anı işte. Yapma baba ya. Bizim milli takım Brezilya ile oynarken ben nasıl bu tarihçi miydim?